Digitaller.com'dan herkese merhaba. Ben Hüseyin Emre Girgin. Bugün bir soru cevap videosunda Ahmet Özel'le birlikteyiz. Merhaba Ahmet. Merhaba Hüseyin. Şimdi soru cevap videoları bayağıdır gelmiyordu. Ee, biz de bir iPhone soru cevabı yapmıştık Serhat'la birlikte. Tabii ki Windows Phone'la da yapmamız gerekiyor. O yüzden de seni kaptık geldik. Çünkü aramızda Windows Phone'la en aşırı neşir olan insan sensin. Evet, hatta böyle bayağı iyice kurcalayan, insider sürümleri test eden bir kişiyim. Şu evet, ana zaten... kadar telefonu da bozmadım, ona memnunum. <laughs> Patlamadı sürece sıkıntı yok. Zaten Aynen YouTube öyle. kanalımızda, sitemizde de görebilirler bir Windows 10 fon incelememiz var. Ee, onu da sen kaydetmiştin zaten. Evet. Öncelikle sen hangi telefonu kullanıyorsun diye sormak istiyorum. Ben şu anda Lumia 525 modelini kullanıyorum. Yani e, Lumia serisinin en alt modellerinden bir tanesi şu an değil mi? Evet. En altı 520. 525 ile 520 arasındaki tek fark. 520'de 512 MB RAM var. 525'de 1 GB RAM var. Teknik özellikleri. E, telefonumuzun arka kısmında 5 megapiksel kamera var. Ön kısmında bir kamera yok. Pili 1500 mAh. Ses ve mikrofon kalitesi oldukça iyi, IPS ekranı var, Çözünürlüğü 720p. Oldukça güzel, kaliteli, sağlam bir telefon. Evet, malzeme kalitesi hiç fena değil. Ben de bir kere deneme fırsatı bulmuştum. Zaten 520'de sadece 512 MB RAM vardı fakat gerçekten çok şey değiştiriyor Windows Phone tarafında anladığım kadarıyla. Özellikle güncellemeler kısmında 1 GB'lı modellere daha önce güncellemeler geliyor. Çünkü optimizasyon sorunları yok. Ve uygulamalar kısmında da 1 GB'lı modellerde daha fazla oyun seçeneğimiz var. Yani gerçekten fark ediyor. Zaten sanmıyorum ki şu an yeni çıkan telefonların arasında 512 MB RAM'li kalsın. Evet. O yüzden artık bu problem olmaktan çıktı. Fakat en az 1 GB şart diyoruz. Senin anlattığın şekline göre. O zaman Mağazaya geçelim istersen. Çünkü en can alıcı nokta burası. Herkes bunu merak ediyor bir nevi. Mağazada durumlar ne? Mağazada durumlar şöyle. Ben telefon aldığımda çoğu uygulamalarda eksiklik vardı. Fakat şu anda telefonu incelediğimde mağazada gerekli birkaç uygulama var. Hani öyle oyun kısmında yine Android ve iOS kadar zengin değil. Birkaç işte el fener uygulamasıydı. İşte ne bileyim Ofis uygulamaları gibi uygulamalar var basit uygulamalar Böyle Fazla uygulama zenginliği yok He, Yani iOS ve Android'den gerçekten geri kalıyor uygulamadan çok oyun tarafında Evet oyun tarafında cidden geride fakat e, Windows 10 ile beklediğimiz şöyle bir özellik var Android ve iOS uygulamalarını Windows Phone cihazımız çalıştırabilecek e, geliştiriciler Bunu e, kendileri düzeltebilirler hmm. Yani zamanla bunun e, değişmesini bekliyoruz. Eğer hani Microsoft tarafından da gerçekten böyle bir kolaylık sağlandıysa bu hızlanacaktır diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Yani neden bu mağazaya da koymasınlar çünkü? Yani tabii tabii Microsoft eğer bir sorun çıkarmazsa mesela e, iOS ve Android e, mağazası izin verebilir fakat Windows Phone'da güvenlik sebebiyle uygulamaya izin verilmeyebilir. Öyle bir durum da var. Hı. Güvenlik demişken Windows Phone'da güvenlik Android'e göre daha çok ön planda. Yani iOS'te yarışır durumda hatta. Hatta iOS'ten daha hiç. Çünkü şu ana kadar Windows Phone ilgili hiçbir skandal yayınlanmadı. Fakat iOS ve Android'de bu durum böyle değil. Ama ee, şimdi iOS'in geçmiş çok uzun bir zaman ve aşırı yaygın. Bunun da bir etkisi var bence. E, tabii ki. Ama pol yani. izledikleri politika gerçekten çok benziyor. Gerek uygulama mağazası olsun, gerek dışarıdan uygulama yükleme olayı olsun. Onu da sorayım, merak eden vardır. Hani Android'de bir APK yükleme olayımız var. E, iOS tarafında böyle bir olanak, jailbreak'siz yok. E, Windows Phone'da da yok sanırım. Windows Phone'da şöyle var. E, geliştirici moduna çevirirseniz telefonu, 3 adet uygulamaya kadar yükleyebilirsiniz. 3'ten fazla uygulama yüklemenize izin vermiyor telefon. Hı. Hmm. Yani bir şekilde bir 3 tane de olsa bir olanağımız var. Fakat e, amacın ki ne olduğu belli yani bir korsan uygulamadan çok geliştiricilere yönelik bir yöntem uygulanmış. Zaten telefonumuzu geliştirici modunu aldığımız zaman garantisi de iptal oluyor. Garanti kullanımı olmadığı için de telefonunuza bir şey olduğu zaman servisi kabul etmeyecektir. Yani iOS'teki jailbreak sistemi gibi bir uygulama var burada. Çünkü iOS tarafında da jailbreak yaparsan telefon garanti dışı kalıyor. Fakat telefon sıfırlayınca hiçbir sorun yok. Bunda da öyle bir kurtulma yöntemi var mı? E, bilgisayardan sorunsuz bir şekilde eğer sıfırlarsanız tabi bunda da e, bu tür bir durum söz konusu. Fakat bu sıfırla işlemi sonucunda bazı telefonların birik olduğu ortaya çıktı. Ben yani şu ana kitleniyor. kadar aynen birik oluyor kesinlikle açılmıyor kırmızı bir ekran veriyormuş. Fakat ben bu sorunu e, yaşamadım. E, şu ana kadar 3 kez format attım. vur bence. <laughs> gayet Gerçekten. De telefon şu anda sağlam. Tamam. Yani çok da fazla önermeyelim o yüzden. Ee, sıkıntı <laughs> Tabii olursa ki. sonra bize dönerler. Özellikle elektrik kesintisine vesaire bu tür konularda cidden dikkat edilmesi lazım. Yani çok önemli. Yani göz almadan yapmayalım. O zaman şu konuya da değinelim. Hani Android'le root falan dedik, bir de jailbreak dedik. Şimdi iOS tarafında jailbreak olmadan bir görsel bir tasarım değişikliği yapamıyorsun. Hani bir tema falan yükleyemiyorsun her ne kadar Androidlik kadar bir Değişim olmasa da çünkü e, IOS tarafında sabit bir ekran arka plan gör görselini değiştiriyorsun sadece e, Android'de ama gerçekten hani Microsoft'un bile şeyi var e, Bir launcher'ı var Temalar yüklüyorsun kilit ekranı yüklüyorsun şeklinde birçok seçenek önüne e, Yığılıyor Fakat Windows Phone tarafında bu iş nasıl Windows Phone tarafında telefonu e Developer modu yani geliştirme modunu alsanız dahi e, telefon tasarımında bir değişiklik yapamıyorsunuz. Olduğu gibi kalıyor. Hiçbir değişiklik olmuyor yani. Arka plana bir görsel atama gibi bir şansımız var mı? E, o da Windows 8.1 ile geldi telefona. E, değiştirebiliyor. Windows 10 ile beraber daha farklı görselleştirme seçenekleri de geldi. Zaten Windows 10 inceleme adlı videomuzda da bunlara göz atabilirler. Anladım. Yani peki... E... Bu işletim sistemleri gerçekten hani iOS ve Android gerçekten bir uzun yıldan sonra bu hale geldi. Özellikle Android çok çaba gösterdi bu konuda. Çok çile çekti kullanıcıları. Aslında, Windows Phone da aslında yeni. Yeni değil. Şöyle söyleyeyim. Windows Mobile'dan sonra gelen bir işletim sistemi. Evet, bunu ee, değinmek Win istiyordum ben de. benim eski kullandığım telefon da Windows Mobile'la bir telefondu. Oldukça ondan da memnun memnun olduğum için bu telefonu aldım. Lumia 525'i ve bundan da memnunum. Yani burada biraz durumu açmak gerekirse e, iOS'ten önce Android de vardı aslında. Android ama böyle bir hani Windows var bir başlat düğmesi modunda takılıyordu. Özellikle Windows fonlu telefonları HTC çok fazla kullanıyordu. Hmm. onda da bir başlat düğmesi vardı yani sürekli o duruyordu orada. Fakat hani Kullanım olarak gerçekten zorluyordu bence ee, bir iOS'in daha doğrusu iPhone'un çıkmasıyla birlikte bir dokunmatik ekran e, Akımı başladı iOS'e rakip olarak aslında o vardı yani Windows Phone sürekli vardı Ama hani daha çok böyle bir pet şeklinde bir kalemle kullanıyordun Tabii ee, ki o kalem benim kalemli modelim de vardı böyle yazı yazarken canım çıkıyordu artık çok kötüydü cidden Onlar. Ee, Zaten Steve Jobs da o yüzden e, Telefon kullanımında kalem yok dedi. Tanrı bize zaten 10 tane parmak verdi, 10 tane kalem verdi şeklinde bir sunumda bir cümlesi geçmişti. Aslında burada gönderme tamamen Microsoft tarafındaydı. Bunda Kesinlikle katılıyorum doğru. Belirtelim. Yani uzun yıllardır aslında Windows var ya yeni bir şey diye bunu belirtmek istedim ben burada. Peki günümüzde bu diğer işletim sistemlerine göre e, eksik olup? Ya keşke olsaydı dediğin bir yön var mı? Keşke olsaydım denebilecek yön sadece mağaza tarafında. Onun dışında bir beni e, keşke olsaydı dedirten bir farklı bir şey yok. Gayet memnunum. Yani, ben... Mesela şey vardı bilmiyorum düzeldi düzeldim düzelmedim ben çok o tarafı takip edemiyorum. E, o yüzden sorayım. Bu ses ayarları kısmında bir sıkıntı vardı Windows 8'de. 8.1'de giderildi mi giderilmedi mi ondan emin değilim ama. Windows Phone'da e, Windows Phone 8'de Zil sesiyle uygulama sesi beraberdi. Şimdi uygulamaya diyelim bir oyuna girdiniz ve kalabalık ortamdasınız. Sesini kıstınız. Dışarı çıktığınızda telefon çaldığında o sesi de kapalı olduğundan sinirici bir durumda çağrıyı göremiyorduk. Ama e, 8.1 ile beraber bu sorun çözüldü. Gayet de iyi oldu ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Güzel. Yani peki şöyle bir durum da var. Benim bu iPhone'larda biliyorsun yanında bir tık e, ...butonla demeyeyim, mekanik bir tuş daha var. Ee, aslında hani ses açma kısmının dışında bir de sessize alma düğmesi gibi bir şey var aslında. Onu böyle kenara çekince e, kendisi hemen telefonu sessize veya sesliye alıyor... ...hiç ekranı açmaya gerek duymadan. iPad Air 2'de mesela bu kaldırılmıştı. Bunun ama çözümü şu şekildeydi. Sessiz bir ortamdaysanız, cihazın sesi de sonuna kadar açıksa... ...ses kısmı tuşuna sonuna kadar basarsanız... ...yani biraz uzun süre basılı tutarsanız... ...otomatik sessiz moda geçiyordu... E, Windows Phone'da böyle bir durumla karşılaşırsak yani sessiz bir ortamda telefon sesi en sonunda açık unutmuşuz. Oyun oynayacağız. Birden sesi nasıl kısabiliriz? iPhone'daki gibi bir kolaylık yok. E, sistem Android'deki gibi işliyor. Ses kapama tuşuna bastıktan sonra hemen e, sesi yukarıdaki çıkan menüden kapatmanız gerekmekte. Anladım. Yani Android'i biraz daha yakın bu noktada. Ama Aynen. hani bir düğme olması bir iPhone kullanıcısı olarak ben biraz o yüzden sordum bu soruyu. Zaten iPhone'a özel bir yani kullanım <laughs> öyle değil. Aynen öyle gerçekten ama insanın hayatını kolaylaştırıyor. Neyse o zaman bir soruya da şöyle başlayalım. Ee, Windows 8 biri sen şu an kullanmıyorsun biraz o yüzden bir sıkıntılı bir soru olabilir fakat güncelleştirmeler nasıl yani ne durumda? Güncelleştirmeler dünyaya baktığımızda Lumia 525 modeline güncelleştirme oldukça hızlı çıkıyor. Fakat Türkiye'ye baktığımızda ise güncelleştirmeler 2-3 hafta geriden geliyor. Bu Microsoft'un Türkiye kısmına ilgili bir program. O yüzden hani yurt dışında aldıysanız telefonu özellikle ucuz modelleri cidden Microsoft dikkat ediyor ve anında güncelleştirmeleri getiriyor. Daha çok güvenlik açısından çok sık güncelleştirme. Hiçbir sorun yaşamadan kolay bir şekilde alabiliyorsun yani. Biraz da senin telefona değinelim istersen. Çünkü bir hani en düşük model olduğu için e, ucuzluğundan dolayı gerçekten çok fazla insan bunu tercih etti. Biraz da Windows tarafını tanımadıkları için e, mantıklı bir seçimdi. Bir firmada bu yeni işletim sistemi daha doğrusu yeni değil ama Android ve IOS'a e göre yeni kaldı. Bu işletim sistemini kullanıcılara en kolay, en ucuz telefonla tanıtımını başardı. Bu telefon hakkında en sevdiğiniz yönü ne? Telefonumun en sevdiğim yönü e, tasarımı. Oldukça basit, sağlam, duruşu güzel, elime aldığımda elime tam oturan bir tasarımı var. E, ne renk kullanıyorsun? Benim kullandığım renk siyah. Arka e, kapağı genelde... değiştirilebiliyor, renkli modelleri de var. Evet, Lumia gerçekten renkleriyle çok ön plana çıktı. O yüzden sordum ben sana bu soruyu. Biraz daha çünkü mesela iPhone 3 renkle kaldı. Android tamam çok fazla model var ama genelde pek renkliye kaçmıyorlar. Bu ilk adımı aslında Microsoft yaptı. Biraz da bu yüzden rengi sordum. Gerçekten özellikle iPhone 5C'de de Microsoft Lumia serisinde bir özenti durumu şeklinde bir basına yansıdı. Evet doğru söylüyorsun bu konuda. Genelde ama çevremden Windows Phone işletim sistemi çok fazla pil tüketmiyor diye yorum aldım. E, şöyle diyebilirim ben e, 4-5 saatlik yürüyüşte bile e, %25 bataryadan e, bir de bu yürüyüş sırasında 15-20 adet fotoğraf çekildi e, %25'ten %17'ye geldi pil seviyesi yani gayet mutlu edici bir durum e, hani pilim gitti, bitti derdi yok. Ya yani bir Tabii günü e, rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Çok çok rahat bir şekilde çıkarabiliyor. Fakat burada kullanım da tabii söz konusu. Sosyal medyayla çok ilgilenen bir kullanıcı iseniz bu pil yarım günü bile zor çıkarabilir. Çünkü üstünde 1500 miliamperlik bir pil var. Fakat evet. e, bu bir pil Bir de IPS çok fazla tüketecektir. Tabii ki. E, şu anda kullanılan pil 5800'deki eee kullanılan pille aynı. Yani eskiden beri kullanıldığı için etrafta yedek parça olarak e, alabilirsiniz ve 2-3 <laughs> evet. batarya taşıyabilirsiniz. Yani öyle bir rahatlık da var. Bataryası çıkarıldığı Zaten telefon ucuz için. olduğu için çoğu kişi böyle bir yöntemi tercih etmeyi mantıklı bulacaktır bence. E, tabii ki. Şimdi böyle. E, yaygın bir batarya. Şarj edici adaptörler taşımaktansa bataryayı taşımak daha mantıklı. Zaten hani telefonla kabalaştırdığı için ben yani pek mantıklı bir bir de hani bir bataryayı sürekli şarjda bırakmak gibi bir şey aslında. O pek sağlıklı bulmuyorum ben. Tabii ki. ya yani yani böyle cebinizde patlama Her riski bile var. Yani çok uyduruk bir şey alırsanız gerçekten aşırı riskleri var. Hmm. Ee, pek bir soru kalmadı aslında. Böyle cevaplamak, özellikle belirtmek istediğim bir yönü var mı Windows Phone? Belirtmek istediğim yönü e, oldukça stabil. Yani Android kullanıcıları etrafında o sayısı cidden fazla. Sokağa yürüyüşe çıktığımızda adam müzik dinlerken bile bazen çağrı falan geliyor. Telefon donuyor. Ama ben Windows Phone'da hiç bunları yaşamadığım için oldukça memnunum. Yani stability'ye aranlar ve ucuz performansı arayan kişiler Windows Phone'a yönelebilir. Uygulama kısmında ise gelecekte belki Windows 10 ile beraber düzülebilir. Fakat bunun için kesin bir şey söylemek doğru değil. Peki Windows 10'da tek platform olacağı için güvenlik açısından bir zafiyet göstermeyecek mi? Çünkü virüsler hani Windows'a yazılıyor. Aynı işletim sistemi aynı çekirdeği mi kullanacak? Yok, e, farklılıklar var tabi bu çekirdek kısmında. E, sadece e, Microsoft ona özel bir arayış tasarladı. .NET platformunda. E, onun güvenliği Microsoft mağazasına bağlı olduğu için bir de zaten şu anda kullanılabilen sadece tarayıcı Internet Explorer. Microsoft'a bağlı her şey burada. He yani başka internet tarayıcısı alternatifimiz de yok. Yani Windows 10 modelinde Internet Explorer kaldırılıp sadece Edge var telefonumuzda. Ha, o yüzden tabii. bir alternatifimiz ee, e, yok. Epic artık Windows onla birlikte Internet Explorer'ın yerine oturmak için geldi. O yüzden gayet normal ve mantıklı bir hareket bence. Tabii. Gerizaten yani gizlenirken bile hani en ucuz model olmasına rağmen performansı cidden tatmin edici bir durumda. Yani e, en düşük modelde sıkıntı yoksa en üstte zaten bence bir sıkıntı olmayacaktır. Peki Windows Phone bir telefon tercih edecek olsan, e, insanlar öncelikle hangi özelliklere dikkat etmeli ve tercih edeceğini diye sormuyorum çünkü zaten en üst modeli herkes tercih edecektir hani direkt olarak ama hani bir dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var mı? Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar: e, SD kartlı modellere yönelmeleri, uygulamalar telefon hafızasına yüklense de çektiğiniz fotoğraflar ve e, resimlerin SD kartınızda bulunması size daha da kolaylık yaratacaktır. Telefonunuzda bir problem olduğu zaman SD kartı çıkarıp güvenle verilerinizi yedekleyebilirsiniz. Yedekleme demişken e, OneDrive uygulaması gayet e, iyi çalışmakta onu da söyleyeyim. E, mesela yolda yürürken fotoğrafı çektiğimde eve gittiğimde bilgisayarım açtığımda direkt o fotoğrafları karşımda bulabiliyorum. Gayet güzel bir e, senkronizasyonu var. Yani bulut depolama çözümü de gerçekten kullanışlı. Özellikle Olduk ben, ben masa üstünde yani. bu kadar kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Fakat telefonda önemli bir noktada bence. Soru cevap videosunu çok uzatmak istemiyorum aslında. O yüzden aklımıza da, da pek böyle çok önemli belirtilecek şeklinde bir soru gelmedi. Sizlerin merak ettikleriniz de daha önemli. O yüzden yorumlar kısmında rahatlıkla sorunuzu sorun. Ahmet bunlara hepsine cevap verecektir. Ayrıca Windows evet. 10 da çok girmedik. Onunla ilgili merak ettiklerinize zaten o inceleme videosunda cevaplamıştır diye tahmin ediyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca Windows 10 ile ilgili merak ettikleriniz de inceleme videosunda var. Tam sürüm çıktığında da onunla ilgili bir video gelecektir Ahmet tarafından. Evet sürüm çıkar çıkmaz hemen incelemelerimizi yapıyoruz zaten. Zaten da... bir beta kullanıcısı diyeyim artık ben. Ben o şekilde adlandırıyorum. Hani bir beta kullanıcısı olarak tecrübe ettiğim birçok nokta vardır. Bunlardan faydalanırız. İstersen kapanışa geçelim. Geçelim Hüseyin. Dijitaller.com web sitemiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. İyi günler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.